Zor mu? Yani ülkenizden uzakta yaşamak. Sevdiklerinizi özlemiyor musunuz? Geride bıraktığım kimsem yok. Babamı ben küçük yaşta kaybettim. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Çok üzüldüm. Benim de annemden başka kimsem yok. Kalkalım mı? Hem daha sunumunuz için hazırlık falan yapacağız. Tabii, tabii olur. Hadi. Yani anlayacağınız ağzında gümüş kaşıkla doğanlardan değilim ben. Ben kendi kaşığını kendine kazananlardanım. Dirsek çürüttüm. Evet, akademik başarı hayatta bir yerlere gelmek için çok önemli. Ancak mantıklı hedeflerinizin olması, bu hedeflerinize ulaşabilmek için doğru bir strateji uygulamanız gerekiyor. Ve bu stratejiyi hayata geçirmek için cesaretiniz gerekiyor. Sevgili eski mezunumuz Mert Tekin'e kıymetli vaktinizi ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisine bir hediyemiz var, takdim edeceğiz. Sen de mi içerideydin? Hı. Şu Mert Tekin neymiş bir görelim dedik. Hı. Neymiş öğrenebildin mi bari? Yani öyle çok da bir şey yok. Okumuş, başarmış. Çok da önemli şeyler değil yani. Ay, bir tuvalet kuyruğu var. İnanamazsınız. Bu arada gündemdeki konu da Mert Tekin ve Serra Hanım'ın samimiyeti. Yok artık. İşte tabii kariyerli biri bulunca yapıştı, hemen harekete geçti. Çok uyanık olur bu varoş kedileri. Nerede bir ciğer var hemen kokusunu alırlar, yanaşırlar. Çok doğru. Ben içeride bir şeyimi unutmuşum. Gidip onu alayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok görüşürüz. Garip. Çok garip. Yavaş. Önüne baksana. Asıl sen önüne bak lan. Koca koridorda kız keseceğim diye babam mı çıktı üstüme? Doğru konuş. Konuşmazsan mı olur? Bak bütün sinirimi senden çıkarttırma şekerim. Lan çıkartsan kaç yazar oğlum? Nasıl, kimsin lan bana böyle davranıyorsun? Bak seni öldürürüm ha! Kimsin lan sen ha? Asıl sen kimsin lan? Ha? Babanın parasıyla mı artistlik yapıyorsun burada ha? Demek babamın parası ha? Sana lan! Vuruş lan oğlum! Demek babamın parası! Vur! Selim hayır! Lan babam sakin! Tamam sakin ol, sakin! Çek şu kolunu, çek. Önce sakin ol, sonra bırakacağım. Sen de git tamam, hadi uzatma. Yürü. Bırak sen de. Barbaros, baksana ortam gergin. Bu adamlar buradaysa böyle döveceğimize emin misin sen? Lan Pire, oğlum sen bana işimi öğretir olduğunda benim mi haberim yok lan? Nasıl abi? Oğlum adamların izini buldum diye bir şey demiyorum şimdi sana. Abi, çıktı bak mafyacık. Bak bunlar birbirine kaş göz yapıyor, ince ince uzayacaklar. Demedim mi? Dedim bak sen, ben sana demedim. Allah Allah! Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik yürürken ah. Bir de gülsünler az, diye diyoruz tatlım beyaz. Yine elimde tas, üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas, ömür 3 günden az. Ne grisi göğten şey toz pembe. Aha. İnsanların önlerinde bol kepçe ağaç. Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkın kelepinizi dönmekte. Abi dur oğlum. Gel lan gel barışalım gel. Gel. Barbar abi dövme beni. Gel. Ölüm ormanı. Bir ruhunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım, gözüm dolmadı. Bu çöp... Maşallah tosun gibi güzel oturdu. Oğlum, nereye lan? Lan daha bilmeden kenefe müdürlük yapmaya kalkar salaklar. Sizi bir daha bizim mahallede görürsem var ya... Ulan yeminim olsun var ya Allah yarattı demem. Bir daha insan çıkartmam lan sizi. Duydun mu lan? Duydum. Duydun mu lan Barbar abini? He? Bir daha size bizim mahalleye yasak oğlum. Tabii daha olmaz abi, kurmayın. Akıllı olun oğlum. Evlat nihayetinde Sevgi. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın hoşgörü insan. Ne yapacaksın? Sen yanlış anlamışsındır Hakkı. Öyle asana büyüklük falan taslamaz bence. Öyle öyle. Bunun anası da öyleydi. Küçük dağları hep ben yarattım derdi. Beni beğenmezdi. Yanına uygun görmezdi. Aynı anasına çekmiş bu kız da. Bugün yeni eczanesinde gel otur baba şöyle karşılıklı bir kahve içelim bile demedi biliyor musun? Çok gücüme gitti çok. Hoş geldin oğlum gel. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasıl geçti ilk günün bakalım? İyi. Ya çok büyük okul be. Yani bir taraftan öbür tarafa yürü bütün gün canım çıktı. Oy, yorulmuş benim güzel evladım. Oy, oy. Ne yorulmasıymış öyle? Genç adam yorulur mu hiç? Ne yaptın? Yeni arkadaş buldun mu? Ne arkadaş anne ya? Zaten bugün bir tanesi elimde kalacaktı da zor tuttum kendimi. Ali, biz ne konuşmuştuk seninle? Hani saygıda kusur etmeyecektin? Hani ne efendi, ne çalışkan bir çocuk dedirtecektin kendine? Ya tamam baba. Ama bu zengin tayfasının da afrası tafrası bir başka yani. Yani yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında yine de bir tavırlar, bir tripler. Sanki sanarsın bütün dünyanın yükünü sırtında taşıyor, deniyor. Acıktın mı sen yavrum? Yemek hazırlayayım sana. Yok, istemez. Sağ ol anne. Ha, ablam da var ya. Yani bu küçük dağları ben yarattım havasında. Bugün arayayım mı teşekkür edeyim dedim telefonda. Hani yallah der gibi suratıma kapattı. Sıfatıma tüküreyim. Korkuttun mu ya hay Allah? Yani gecenin karanlığında birden arkamda görünce korktum. Doğma büyüme vuralı olsan hiçbir şeyden korkmazdın tabii. De sen başkasın. Sonradan fukara olanla sonradan zengin olan şak diye anlaşılır. Saklayamaz kendini. Sen de o modellerdensin işte. Böyle ecemberi ters giydirince işte insan sarrafı da oluyorsun. Anladın? Hayırdır? Sen gecenin bu saatinde bir şey mi söyleyeceksin bana? Ha yok şey ya. Geçen sen karakola gittin ya. Onu merak ettim sadece. Merak edilecek bir şey yok. Soruları cevapladım geldim. Ha şey o Titrek'ten ne haber? Titrek mi? Şey ya o kaza yapan çocuk yok mu? O. Ya sen niye bu kadar ilgileniyorsun kazayla, Burak'la falan? Yok ya, bana ne? Bana ne Allah'ın zibidisinden? Ya ben seni merak ettiğimden, o nedenle yani. Hı, iyi. Sana iyi geceler o zaman. Uysuza bak lan. Erkek Fatma atar da iyice uyu olmuş bundan. Uyyy. Ulan bunun gençliği böylesi yaşlılığı nasıl var acaba? Evlerden de... Allah Allah. Ay. Şahtık şahbaz olduk vallahi. Çok da umurumdaydı. Kızım sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Deli misin, divane misin? Niye böyle yapıyorsun ya? Bileğimin hakkıyla para kazanacaktım. Bunda kızacak ne var anlamadım ki. Ya sen bayağı delisin ha. Kız senin çul çaputunu bu mahallede kim alır be? Ya sabahtan beri bir bitiremedin anne. Ya ne yapsam sana yaranamıyorum. Yeter artık ya. Allah'ın delisi seni. Deli! Bezdirdin beni be. Bezdirdin beni. Abla, Ev ahalisi nerede? Sen niye yalnızsın? Asena erkenden odasına çekildi. Onur da babamla Mert Tekin'le yemeğe çıktı. Sen niye gitmedin yemeğe? Canım istemedi. İyi yapmışsın ya. Mert Tekin zaten yemeğe gidip ne yapacaktın? Okuldaki kızların dibi düştü ama. Kıskandın mı adamı? Pabucunda mı atıldı diye? Yok be abla, ne kıskanacağım adamı. Sen onu boş ver de. Biz... yarın ne yapacağız? Hocayı ayarladım. Kabristan'a gidip dua okutacağız. Sevdiği çiçekleri de sipariş ettim. Onları da götürürüz giderken. Babaannem de Urla'da dua okutacakmış. Güzel. Babam? Peki babam gelecek mi? Bilmiyorum Selim. Geçen sene de gelmemişti. Seyahatteydi. Asena sürpriz bilet ayarlamıştı. Paris'e gitmişlerdi. Ondan önceki yıl da yoktu. Asena zehirlenmişti. Hastaneye kaldırılmıştı. Ne büyük tesadüfler. Hep Asena Hanım'ın başrolde olduğu nedenler. Abla, babam ölseydi... sence annem evlenir miydi yeniden? Evlenmezdi Selim. Bence de. Gel buraya. Ablasının bir tanesi. Ben anlamam. Bir yerden bul, getir parayı çabuk. Ne yapabilirim? Yok şu an. Lan sen bizden dalga mı geçiyorsun? Bir iki gün daha sabredin. Ne olur, şu an üstümde yok. Bir... Nazlı. Serra. Bir dakika bekle. Serra. Baba. Ya tam zamanda yetiştin ha. Sana da günaydın. Günaydın, günaydın. Ya Serra, ya üstüne para var mı? Para derken? Biliyorum, önceki borcumu hala ödemedim ama... Nazım, onu soran mı var Allah aşkına? Vallahi bak, hepsini toptan ödeyeceğim, söz. Ya şimdi üstünde varsa 300-500 atsana. Bir omuz atsam vallahi kıyak olur, ne olur ha. Lütfen. Aslan Serra be. Harbi kızsın sen vallahi. Ya ne demezsin. Harbi enayi deniyor herhalde sizin jargonda. Bu paranın bu adamlarla bir ilgisi var mı? Hadi be Serra. Ya varsa var, ya boş var. Hadi var, ne olur. Ya yetmez ama şoktan iyidir. Sağ ol. Üzgünüm de Nazlım. Senin başın belada değildir inşallah. Yok yok, merak etme, iyiyim. Başım belada değil. Vallahi bu kıyanda unutmayacağım ha, sağ ol. Hadi bakalım. Hazırsak çıkalım. Olur. Nilo nerede? Babacığım, geldim, buradayım. Annem sizi böyle görse çok mutlu olurdu. Görmediğini nereden çıkarıyorsun ki? Bence annem hepimizi bir yerlerden seyrediyor. Hay Allah, beni mi bekliyordunuz? Hazırım, hadi gidelim. Hayrola sen nereye? Ailenin bir üyesi olarak ben de anmaya geliyorum. Biz çocuklarla gidiyoruz. Senin gelmene gerek yok. Ama İhsan. Olmaz dedim Asena. Benim bir telefon görüşmem var. Siz arabaları binin. Geliyorum hemen. İyi madem öyle. Benim de ofiste bir sürü görüşmem var zaten. Ben de onları yaparım. Ne güzelmiş küpelerin. Gerçek gibi duruyor. Tabii ki gerçek. Yani imitasyon alerji yapıyor zaten, kullanamıyorum. Babamın anneme evlilik yıl dönümü hediyesiydi. Kendiminkileri kaybettiğimi öğrenince kasadan çıkarıp hediye etti bana. Çok güzelmiş. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi anlatsana. Karşılaştınız mı Selim'le? Geçmiş mi sana atarı? Karşılaştık. Geçmemiş. Ay aşk olsun kız. İnsan biraz detay verir. Ne oldu? Görünce konuştun. Bir şey dedi mi? Detay verecek bir şey yok. Zaten öyle oturup baş başa konuşma fırsatımız da olmadı. Ha. Burak nasılmış peki? Daha iyidir inşallah. İyiymiş. Ay seninle sohbet etmeye de bayılıyorum Serra. Monologdan hallice bir diyalog. Süper. Aman, ne diyeceğim? Serra bir otel müşterisi var ki görmen lazım. Neyi? Manyak yakışıklı, acayip karizmatik. Adam ilah ilah. Yerli mi yabancı mı? Ay yok be, adam halis mulis Türk malı. Ama New York'ta yaşıyormuş. 1985 İstanbul doğumlu, Boğa burcu. Yani bu da demek oluyor ki son derece akıllı ve tutun koparan bir tip olduğu gibi aynı zamanda sevdiklerine ve evine son derece bağlı. Yine mi ya? Bayılıyorum senin şu pasaporttan hikayeye yazmalarına. Serra, adamın adı Mert Tekin. Adamın adı bile Janjanlı. Mert Bey bizim otelde mi kalıyormuş? Ay Serra, şimdi tanıyorum da dedi şu bayılayım burada. Bizim okula konferansa geldi. Eski mezunlardanmış. Kızım ne şanslısın be. Tanıştın bak, doğru söyle. Tanıştım. Hatta kantinde tost bile ısmarladım. Ne diyorsun Serra? Kız. Demek iş dünyasına geri dönüyorsunuz. Kim tutar artık sizi desenize. Ay bilmiyorum Barış'cığım, vallahi çok heyecanlıyım. Daha başlayalı birkaç gün oldu. Ama inan o kadar yoğun ki her şey. Bir yandan basının ilgisi, bir yandan işte bize özel yoga koleksiyonu hazırla diyen markalar. İnan hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu güzel haberi kutlayalım o zaman bir ara. Zaten spor trendi de son yıllarda çok değişti değil mi? Yani eskiden böyle İnsanlar basit bir şort, bir body'yle falan spor yapardı. Şimdi artık herkes acayip özeniyor. Değil mi? O kadar haklısın ki. Bak etrafına bir bak. Yani her şey çok vasat, çok sıradan. Oysa spor stil istiyor. Ben bu stil rüzgarını spor salonlarına getirmek istiyorum. İşte bu açığı doldurmakla doyurmak istiyorum. Şahaneymiş. İnşallah yapabilirim. Müsait bir vaktinizde ofisinize hayırlı olsuna gelmek istedim. Benim ofisim mi? Hello Dear. Hello tatlış, nasılsın? Müsaadenizle Asena Hanım, tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere Barış. Barış Hoca, Barış Hoca diye bahsettikleri fenomen buymuş demek ki. Fenomen miymiş? Hiç de kaçırmazsın. Ay yok ayol, nereden çıkarttın? Salonun idarecisi rica etti. Sosyal medyada çok takipçim olduğu için siz çalışın bakarsınız dedi. Üyeler de dener. Aralarına yeni katılmış ondan yani. Öyle mi? Ne olacak ki başka? Belli ki bu salonda bile çok takipçim var. Fatiha. Allah kabul etsin. Sağ olun. Çok güzel bir anma oldu. Tam anneme göre. Abartıdan uzak ama anlamlı. Hadi gidelim. Annem öldüğü zaman gerçekten üzüldün mü baba? Niye üzülmeyeyim ki oğlum? Tabii ki üzüldüm. Ciddi mi? Bu soru nereden çıktı şimdi Selim'ciğim? Hiç. Böyle aklıma geldi. Bir sorayım dedim. Akşam görüşürüz. Aşk olsun Selim'cim ya. Böyle bir günde adamı gerip üzmekten ne zevk alıyorsun gerçekten anlamıyorum ha. Onurcuğum benim migrenim tutacak. Hadi gidelim Allah aşkına hemen. Ha Selim. Ya senden bir şey rica etsem. Şu çantayı sana versem. Ofise mi geçiyoruz efendim? Hayır. Devam et sen. Peki efendim. Yaptın mı söylediklerimi? Evet efendim, hallettim. Ailemin bütün ihtiyaçları karşılandı. Allah kabul etsin. Güzel. Adımı vermedin değil mi? Hayır, söyler miyim hiç? Bir hayırsever dedim. Onlar da fazla soru sormadılar zaten. Güler yaptığı iyilikle şov yapan insanı sevmez. Güzel kızım annesini almaya mı gelmiş? Geldim. Anne, sendeki bu spor disiplinini görünce gerçekten kendine utanıyorum ya. Bir şeyi ya iyi ve tam yaparsın Biricik ya da hiç yapmazsın. Evet. Öyle laf olsun diye yarım yamalak, vasat bir ilişki yaşanmayacağı gibi. Laf döndü, dolaş yine beni buldu. Nasıl yapıyorsun bunu? Yok öyle bir şey kızım. Senin aklın fikrin Selim'de olduğu için her şeyi oraya çekiyorsun. Üf anne, başlama şimdi Asyana gibi kritikler yapmaya. Buradaymış zaten. Karşılaşmadınız mı içeride? Yumurtlamadığım şeyler hakkımızda. Vallahi Asena'nın bugünlerde seni düşünecek vakti yok. Aklı başkasıyla meşgul. Ne? O ne demek şimdi? Asena Kutlusay yeni spor hocasıyla cilveleşiyor demek. Ne? Yok artık. Ha! Anne bu bomba bir haber. Ay acaba İhsan amcacığımın haberi var mı? Kulağına bir gitse. Biter o Sena. İhsan gözünün yaşına bakmaz. Bakmaz. Aman neyse bizi ilgilendirmez zaten. Biricik sağda solda konuşup Asena'yı üstümüze sıçratma lütfen. Aman canım bana ne? Asena'nın aşk hayatından. Anne. Hani benim sevdiğim Aslı vardı ya, pilates hocası. O çalışıyor değil mi burada? Biricik. Ne? Ne oldu? Hayır ben sıkıldım artık evde tek başıma spor yapmaktan. Buraya da gelemiyorum, üşeniyorum. Bir de milletle üst üste iğrenç. Diyorum ki evde tekrar pilates dersi alayım. Evet evet alayım. Alayım yani. Mert Bey. Serra. Sen burada mı çalışıyorsun? Housekeeping. İtiraf ediyorum, gördüğüm en etkileyici housekeeping elemanısın. Siz bugün dönmüyor muydunuz? Ha evet, akşamüstü uçağım. Dönmeden aşağıda bir kahve içeyim dedim. Öyle mi? Gel. Sana da bir kahve ısmarlayayım. Kurallar. Otel müşterileriyle çalışanların muhatap olması yasak. Ne saçma bir kuralmış. Hizmet edenlerle hizmet olanlar farkı değil. Ayrı dünyaların insanı izliyorsun yani ha? Peki kaç tane temizlemen gereken oda kaldı? 837 kaldı. Benim oda temizlemen gereken son oda mı? Düşündüğümde ben kahvemi en iyisi odamda içeyim. Sen de işini yapmış olursun. Böylece sohbet etmiş oluruz ha? Ne? Nasıl yani? Oda doluyken temizlemek de mi yasak? Yo, yasak değil. Hadi o zaman. Çok tutma, merak etme. Peki. Beni çok şaşırtıyorsun. Hakkımda bu kadar çok şey bilmene inanamıyorum. Fan olmak böyle bir şey. Öyle mi? Gerçi eski vücut hatlarımdan eser kalmadı. Yıllar geçti. Yok. Bence gayet iyi durumdasınız. Tabii çocuk yapmamış olmanızın da illa formunuzu korumanıza katkısı olmuştur ama muhteşem bence. Öyle diyorlar. Onda etkisi olabilir ama bilmem. Belki de doğursaydım yine böyle formda olabilirdim. Bilemeyiz tabii. Sahi niye yapmadınız hiç çocuk? Mesela sizin kadar güzel, zeki bir kızınız olsun istemez miydiniz? Yanlış bir şey mi söyledim? Gel sana yeni koleksiyonumu göstereyim. Ne koleksiyonu? Pul koleksiyonu gibi oldu. Benim şimdi asırı yok. Evet, sen anladın beni. Niyetim kötü değil. Vay vay vay. Bunları ben çizdim. Bak. Favorim de bu. En çok bunu beğeniyorum. Evet. Çok seksi. Sen bir de beni seri üretime geçtikten sonra gör, beni kimse tutamaz. Ona ne şüphe? Çiçeğiniz var Hasan Hanım. Bırak oraya. Hiç böyle oda temizlememiştim. Her şeyin bir iki vardır. Duyulursa işten kovulabilirim yalnız. Vallahi ben söylemem. Sen de söylemezsen kimsenin ruhu bile duymaz. Merak etme. Oldukça ağırmış işin. Yani bedenen yoruluyorsun. Buradan okula gitmek zor olmuyor mu? Alıştım artık ya. Bana spor oluyor diyorsun yani. Evet. Yani okuldaki kızlar pilatese falan gidiyorlar form tutmak için. Ama ben o işi burada hallediyorum sanırım. Üstüne bir de para kazanıyorum. Ne güzel bakış açısı. Ha, bu arada... Sana teşekkür mahiyetinde bir hediye aldım. Okul uğradığımda Onur Hoca'ya bırakacaktım ama gerek kalmadı. İyi mi? Hadi atsana. Öyle abartılacak bir şey değil zaten. Çok güzelmiş. Bir arkadaşımın markası. Kendime öyle bir şeylere bakarken geleceğin mimarını hatırladım. Ya gerçekten harika ama hiç gerek yoktu. Abartma canım. O kadar ilgilendim benimle, yoruldum. Tost bile ısmarladım. Benden ufak bir anı diyelim. Teşekkür ederim. Hadi denesene. Hadi. Deneyeyim. Selam. Hayırdır? Selam. Bu banyoda kalmış ama. Onur abinin arabasını unutmuşsun da. Sağ ol, çok teşekkürler. Havalimanına gitmeden okula uğramıyordum ama gerek kalmadı, sağ olasın. Selim, düşündüğün gibi... Yalnız en son birinin komaya girmesine sebep oldu. Yerinde olsam dikkat ederdim. Selim, Selim! Zevksiz, şu tipe, şu hale bak. Nasıl da döküntü bir tipmiş eskiden. Kesin bunu biri giydiriyor. İhsan amcacığımın paralarıyla gidiyor, kendine stil danışmanı tutuyor. Neyse. Başlayalım. Madame Secretary Asena Çakma Sayın gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. Takipte kalın. Yes. Ay zavallı Asena. Ben bile üzülüyorum düşeceğin haller gözümün önüne geldiğinde. İçim parçalanıyor. Ay ne? Burak kaza yapmış. Komalarda kalmış. Ölümle pençeleşmiş. Acılar çekmiş. İnsan arayıp haber verir olanları değil mi ama? Ne diyorsun sen be? Burak'ın kazasını bana niye haber vermedin diyorum. Ne varmış bunda anlamayacak? Vücudun gibi beyin kaslarında mı sıska senin? Hı? Algılama problemin mi var? Nedir yani? Cevap? Cevap. Burak iyi. Ameliyatını oldu. Ankara'da ailesinin yanında. Bize dönmesini bekliyoruz. Bu. Merak etme. Allah! Abi korkma lan korkma benim oğlum. Abi kaç kere söyledim sana. Sinsi sinsi gelme arkamdan. Beğendin mi yaptığın şeyi? Korktun mu minik kuş? Kıyamam lan sana ben. Ne iş? Ne iş? At gazı geçirtme lan. Ha, elektrikçi açılıyor abi. Haydar diye bir adam. Emekli parasıyla yatırım yapmış. Saf, süzme saf. Ulan yatırım yapacak yer bula bula bizim mahalleyi mi bulmuş mal? Hayırlı olsun hemşerim. Hoş geldin mahallemize. Sağ ol. İyi. Elektrik işleri benden sorulur diyorsun yani bundan sonra ha? Oo seninle muhabbetin bayağı iyiymiş ha. Bir şeye ihtiyacın olursa haberimiz olsun. Çözeriz. Bakarız. Hadi iyi günler. Havalara bak lan. Kim lan bu artist? Abi emekli polismiş. Ben onu tabii sana söylemeyi unuttum. Polis mi? Ha. Ulan ben de bunu bir yerden gözüm ısırıyor diyorum ya. Allah Allah. Acaba sorguda falan mı denk geldik abiyle ha? Ne sırıtıyorsun lan? Okullu okulmuş ha. Gez gez bitmedi. Üş. Arabaya bak be. Kim lan bu artist? Senin o artist dediğin adam var ya, istese 2 dakikada kapının önüne koyar seni. O biraz sıkar yalnız. Ekmeğinle oynuyorsun bak, benden söylemesi. Hadi lan. Ulan ben ne diyorum bu herifi nereden tanıyorum diye. Selim Kutlusay olur kendisi. Bütün buraların sahibi yani, anladın? Hoş geldin Selim Bey. Bak sen. Kimleri görüyorum? Ne oldu Serra Hanım? Selam sabah mı kestik? Merhaba. Pisliksin kızım sen. Özür dileyeceksin hepimizden ama önce Burak'tan dileyeceksin. Anlamadım, o niye? Eda. Karışma. Anlamayacak ne var? Bizim arkadaşımız senin yüzünden kaza yaptı. Biliyorsun değil mi bunu? Benimle ne alakası var? Ha! Ay bir de soruyor musun ya? Bir de soruyor musun bunu? Bak anlıyorum. Üzgünsün. Üzgünsünüz. Arkadaşın kaza yaptığı için ben de üzgünüm ama... Ne aması? Ne diyorsun kızım sen? Kızlar, nasıl da duygusuz görüyor musunuz? Burak'la insan gibi nazikçe konuşsaydın eğer kaza maza olmayacaktı. Çok mu zor ya bu bağlantıyı kurmak? Beceremedin mi? Aa, tabii işine gelmedi değil mi? Ben de çok üzüldüm deyip köşene çekeceğini sanıyorsun değil mi Serra Hanım? Yeter be! Çekil önümden, açıklama mı yapacağım sana? Sana mı soracağım? Ben çekilip çekilmeyeceğime hesap vereceksin önce bana, açıklama yapacaksın. Bana bak, bırak kolumu, bırak kolumu ya! Bırak! Eda! Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Saçmalama! Bırak seni ya! Kusura bakma sen, kusura bakma lütfen. Ya sen Allah'ım bu varoş kedisiyle niye açıklama yapıyorsun Zeynep? Ay. Bana bak, lafını bil de konuş. Dikkat et de o varoş kedi tırmalamasın seni. Kuduz olup geberip gidersin bir köşeye. Demir'le Edimiz ağlayabiliyormuş. Hayret. Ne o? Bankacının tek gecelik ilişkisinden sonra seni alıp Amerikalara falan mı götürmesini bekliyordun? O yüzden mi bu gözyaşları? Boş hayaller bunlar. Onun elinden senin gibi kaç tanesi geçmiştir biliyor musun sen? Ya siz ne biçim insanlarsınız? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Size de yaptığınız o iğrenç yorumlara da lanet olsun. Ya yeter! Yeter, bir rahat bırakın beni! beni, defol! Defol git ya, defol! Tamam. Ya bırak, tamam, git! Tamam, sakin ol. Buran kazasının günah keçisi ben olmayacağım, anladın mı? Tamam, olma. Ya taciz etti, resmen taciz etti beni arkadaşın ya. Kapıma kadar dayandı, anneme ne diyeceğimi şaşırdım. Mert Tekin'le de hiçbir alt yaşamadım ayrıca. Ya odasını temizlemek için oradaydım ben. Bu benim işim, anladın mı? Para kazanmak için yaptığım işim bu benim. Anladım.